Oo. Haluk, hadi çabuk tatbikat başladı. Tatbikat başladı. Ya çıksana. Haluk tatbikat başladı. Babam düdük çalıyor. Hadi. Dur üstüne bir şey giyseydin. Hayır saçmalama, deprem olsa üstüne bir şey mi giyeceksin? Yürü. Nereye çıkacağım? Ben kapının üstüne borun var, kapının önüne çıkacağız. Hadi hadi hadi. Allah Allah ya. De bana söylersin. Rezerviz var mı dışarıda? Zaten üstüne bornoz var. Millet neler böyle görürse. E, çıplak mısın? Banyo yapıyordun, ne var? Kızım konuşma fazla. Evi tahliye ediyoruz hadi. Tamam tamam. Ayakkabılarımı değiştirip geliyorum. Merdivenlerde koşamam bunlara. Ha istersen bir de saçına fön çek. Biraz da makyaj yap. Ya sen ne söylüyorsun? Tatbikat beklemez. Deprem çantası da alıp geldim. Hadi. İyi hadi. Yani biri beni bu şekilde görse adam kafayı yemişler. Bırak şimdi kafayı mafayı ya. Hadi çabuk evi terk ediyoruz. Hadi çabuk çabuk. Hadi çabuk hadi 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 yavaş yavaş. Hadi hadi. Vallahi hiç fena değildik. Bayağı çabuk çıktık evden. Yo, daha bu ilk tatbikat. Daha iyi olacağız. Hepimiz otomatikleşeceğiz. Vallahi benim bir daha tatbikat yapmama gerek yok. Ben ilk seferde her şeyi öğrendim. Aç kapıyı dondum. Bende anahtar yok. Duygu açsan kapıyı. O telaşla ben de almadım anne. Hadi ya. Ayakkabı değiştirmeyi akıl ediyorsun. O zaman kapıda kaldık. Demek ki bir şey daha öğrendik. Bu bize bir ders oldu. Bundan sonra deprem çantasına evin anahtarını da koyacağız. Haluk sen de almadın değil mi anahtar? Genelde ben zaten duşa girerken evin anahtarıyla giderim. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Yapacağımız şey belli. Emine'yi arayacağız, Hüseyin'le anahtarını gönderecek. Aa, yanımızda telefon yok ki. Çok eksiğimiz var, çok. Bu bize çok iyi bir ders oldu. Özellikle de bana. Telefonun yok ama telsizim var. Mourinho'lara çıkın, oradan Emine'ye telefon açın. Ben burada beklerim. Bravo Damat, iyi fikir. Bence sen de bizle gel. Bu kılıkla burada bekleme. Bu kılıkla milletin evine mi gireceğim? Haluk amca. Oy. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Yok bir şey. Çok garip hareketler yapıyordun ama. Bu şey... Aikido çalışıyordum da o yüzden. Gecenin bu saatinde kapının önünde üzerinde bornozla mı? Aikido'nun kıyafeti zamanı olmaz. Ne biçim Aikido bu? Kol bastıya benziyor. Işıklar sensörlü, görmüyor musun? Yakmak için hareket yapman lazım. Algılamıyor bir türlü. Geç algılıyor. Duyduğuma göre sizin deprem tatbikatı fiyasko ile bitmiş. Kim diyor onu? Depremden korkmayacaksın Haluk amca. Tatbikattan korkacaksın. Deprem olsa garip olmaz. Herkes anlayışla karşılar. Ama tatbikat olunca bütün karizma gider. Ya sen niye geldin buraya? Canın sıkılmıştır dedim. Arkadaşlık edeyim dedim. Kötü mü ettim? Hadi sen git evine ders çalış. Hadi dersin yok mu senin artık? Sen benim dersim merak etme. Asıl senin durumun sakat. Nasıl oldu böyle bornozla falan? Depremle yaşamayı öğrenmeye çalışırken oldu. Depremi falan bilmem ama senin asıl bornozla yaşamayı öğrenmen lazım Haluk amca. Sen beş kardeşle tanıştın mı? Tamam tamam sustum. Ayrı dümen tutarız bu evde sevdum.
kurnazlık peşinde.